C2H4'ün Lewis elektron nokta gösterimi aşağıda solda yer alan kutuda verilmiştir. Sağdaki kutudaki C2H5OH yani etanol için verilen Lewis elektron gösterimini tüm elektron çiftlerini çizerek tamamlayınız. Evet, soruda da söyledikleri gibi bu etilenin Lewis elektron nokta gösterimi Bizden etanolün elektron çiftlerini çizerek bu gösterimi tamamlamamızı istiyorlar. Bunu hangi elektronun hangi atomdan geldiğini görebileceğimiz bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bizden bunu yapmamızı istemiyorlar ama olsun. Hidrojenden gelen elektronları maviyle göstereceğim. Her hidrojen her bir elektron çiftine bir elektron verir. Kovalent bağları oluşturan da budur. Evet. Buradaki hidrojen bu elektronu, buradaki hidrojen bunu, bu bunu, bu bunu, bu bunu, bu bunu ve bu hidrojen de bu elektronu verecek. Evet. İsterseniz karbonlarla devam edelim. Bu arada eğer bu bir sınav sorusu olsaydı yanınıza renkli kalemler olmayacaktı ama daha iyi anlayabilmemiz için renklendirmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Her karbon atomunun kovalent bağ verebileceği 4 tane değerlik elektronu vardır. Buradaki karbon için şöyle çizelim. Bu 1, bu 2, bu 3 ve bu da 4. Buradaki karbon için de hemen çiziyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir de oksijen var tabi. Oksijenin iki tane ortaklanmamış çifti var. Birincisini buraya, ikincisini de buraya çizelim. Buradaki bağları da birer elektron vererek kuracak. Evet, bu çiftlerin her biri bir kovalent bağı temsil ediyor. Bunu biraz aşağı çizebilirmişim ama işin mantığını anladığınızı düşünüyorum. Tüm elektron çiftlerini çizdik ve sıra geldi sorunun ikinci kısmına yani E'ye. Etanol molekülündeki karbon oksijen hidrojen bağ açısının yaklaşık değeri nedir? Etanol molekülündeki bağ açısı demişler. Bir oksijen hidrojene bağlı. Burada da C2H5 var. Bizden buradaki bağ açısının yaklaşık değerini bulmamızı istiyorlar. Buradaki püf noktası, oksijenle kurulan bu bağların tetrahedral yani dört yüzlü bir şekilde çok yakın olacağını aklınıza getirmektir. Neden diye soracak olursanız, oksijenin iki ortaklanmamış çifti vardır da ondan. Buradaki ortaklanmamış çiftler dört yüzünün diğer yüzlerini oluştururlar. Söz konusu olan mesela su olsaydı, hemen çizeyim. Elektron çiftlerinden biri burada, diğeri de burada olacaktı. İsterseniz şöyle çizeyim. Evet. Eğer su molekülünden bahsedeceksek, hidrojenlerden birini böyle dışarıya doğru çıkacak bir şekilde çizebilirim. Diğeri de ekrandan içeri girecekmiş gibi olacak. Çiftlerden biri burada, diğeri de burada olacak. Evet, sudaki bu bağ açısını bilmek zorunda değilsiniz ama bilmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda 100 dereceden büyük bir açı gibi görünüyor. Derseniz de çok yanılmış sayılmazsınız. Bu açı yaklaşık olarak 104,5 derece ve karşımızdaki şekil buradaki elektron çiftleri birbirlerini ittikleri ve bunları birbirlerine yaklaştırdıkları için kusursuz bir dört yüzlü değil. Elimizdeki kusursuz bir dört yüzlü olsaydı ortada şöyle bir şey olurdu. Dışarıya doğru çıkan şey içeriye doğru giren bir şey olacak ve diğer ikisi de böyle olacak. Bir dört yüzünün buna benzediğini düşünebilirsiniz ama farklı olanların da olduğunu bilmelisiniz. Eğer bozulmamış bir dört yüzüyle karşı karşıyaysak aradaki açı 109,5 derecedir. Anlaştık mı? Ve bu sayının karşımızdaki soruyu da ele alırsak aklımızda tutmamız gereken bir sayı olduğunu düşünüyorum. Tam olarak anlayabildiniz mi bilmiyorum ama isterseniz şunu daha düzgün bir biçimde çizmeye çalışayım. Şöyle olabilir. Anlamanıza yardımcı olduğumu bilmiyorum. Onun için bir tane daha çizeceğim. Evet. Şimdi şeffaf bir dört yüzü çizmeye çalışacağım. Bu eğer bir molekül olsaydı atomlardan biri bu şekilde ortada olacaktı. Bahsettiğimiz bağlar da bu şekilde. 1, 2, 3 ve 4 olacaktı. Yani 4 bağ ya da 4 ortaklanmamış çift ortadaki atomu görebiliyorsunuz değil mi? Durum bu olsaydı bağ açısı 109,5 derece olurdu. Burada da bir 400 var ama ortaklanmamış elektron çiftleri birbirlerini ittikleri için sudaki ya da kusursuz 400'deki değerlere yakın bir değer olacak. Mesela 104 ile 110 derece arasında. Aslına bakarsanız 104,5'ten büyük olacağını da söyleyebiliriz ama çok da kucalamak istemiyorum. Ne de olsa bizden yaklaşık bir değer istiyorlar öyle değil mi? Bu durumda bu aralıktaki herhangi bir değer uygun bir cevap olacaktır.